söylüyoruz. Tüm dünyada aslında demokrasinin olmazsa olmaz koşullarından ya da demokrasinin gerçekleşebilmesi için en önemli ayaklardan birisi basın, medya. Basının özgür olmadığı bir yerde demokrasinin diğer yasama, yürütme, yargının da olması gerektiği gibi işlemesi mümkün olmuyor. Türkiye'de özellikle olağanüstü hal döneminde basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü de fazlasıyla kısıtlanmış durumda. Olursa olsun. Gazeteci mesleğiyle vardır, siyasi düşüncesiyle değil ve demokrasilerde gazeteci iktidarı da muhalefette eleştirebilir. Hapisteki gazetecilerin gazeteci olduğu için tutuklananların hiçbir suçları olmadığı için şu ana kadar onların kesinleşmiş suçları da yok. Sadece belirli iddialar nedeniyle korkunç hapis cezalarıyla yargılanmaları devam ediyor. Biz o gazetecilerin hep suçsuz olduğunu söyledik. O nedenle hukuk yeniden tesis edildiğinde, yargı bağımsızlığını yeniden oluşturduğumuzda o gazetecilerin zaten suçsuz olduğu ortaya çıkacağı için hepsi cezaevinden dışarıya çıkacaklar. Af demiyorum. Neden? Suçlu insanlara. Yani Türkiye'de basın gerçek anlamıyla hiçbir zaman özgür olmadı. Ama 16 yıllık Erdoğan ve AKP rejimi, özellikle bunun son 2 yılı olağanüstü hal ve kanun hükmünde kararnamelerle bir tek adam rejiminin inşa süreci çok daha katı, sert ve basın özgürlüğü ihlalleriyle dolu geçti. Dolayısıyla gazeteciler için işkence, baskı, sansür, cezaevi, her türlü uygulamanın olduğu ve dünyada basın özgürlüğünün durumu açısından en gerilerde yer alan bir ülkedir bizim ülkemiz. Ama tabii ben size sadece böyle kötü ve karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. Türkiye'de bu hani tekelleşmiş merkez medya içinde bile hala tek tükte kalmış olsa demokratik özlemleri olan ve bunun için mücadele eden arkadaşlarımız var. Basın işiyle uğraşan bir kurumun farklı bir ticari faaliyet içinde bulunmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu şekilde olursa daha özgür ve daha rahat bir şekilde basın işlerini yerine getirecekleri kanaatindeyiz. Ama farklı bir ticari kaygılar olursa işin içine farklı gerekçeler de girdiği şeklinde bir endişe taşıyoruz. Diğer taraftan kamu adına yayın yapan kuruluşların, yani devletin kendisine ait olan yayın kuruluşlarının toplumun bütün kesimlerine eşit mesafede ve bilgi verme amaçlı bir yayın politikası olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Hiçbir şekilde şiddeti doğrudan ve kanunlarla belirlenmiş şekliyle ifade ediyorum. Yani yoruma açık kalmadan kanunlarla belirlenmiş şekliyle şiddeti asla teşvik etmeyecek her basın mensubunun özgür bir şekilde isterse bize taban tabana zıt olsun kendisini ifade etmesi gerektiğini, bunun da toplumsal açıdan bir zenginlik olduğunu inanıyoruz. Basın kendi evet bir ideolojisi olabilir, bir bakışı olabilir ama nereden bakıyorsa baksın, basın ilkelerine uygun hareket ederse baktığı yerin zenginliğinden toplumun tamamı istifade eder. Bu açıdan evde olan gazetecilerin birçoğu tabii ki sebepsiz yere ya da işte iktidar partisinin aleyhine bir şey yazdığı için ya da bir şeyi karaladığı için içeride onun çok önemli üzerinde durduğu, çok önemsediği bir konu. Hukuk ve hukukun üstünlüğü. Bu konuyla ilgili de önemli bir sayfa açacağımıza, beyaz bir sayfa açacağımıza, adaletin önemine, adaletin olmazsa olmaz olduğuna, herkesin eşit olduğuna, herkesin adalet önünde eşit şartlarda yargılanacağına parti olarak herhalde söz veriyoruz diyeyim. İnsanların tarafsız ve objektif olarak haber alabilme özgürlüğü için ben bir vatandaşsam ve bir halksam dünyada, Türkiye'de neler olduğunu öğrenebilmem gerekiyor. Birileri dedi diye birilerinin kalemşörü olmamam gerekiyor. Ya da birileri dedi diye işte akı kara göstermemek gerekiyor. Dolayısıyla insanların
doğru, dürüst, güvenilir haber alması için gerekiyor diye düşünüyorum. En ufak bir iktidara eleştiriyi yazan, söyleyen, konuşan basın yönelik bir baskı dönemine girdik. O halde birlikte başladı bu özellikle. Basın bildiğiniz gibi işte herkesin sesini duyurabildiği bir alan. Haber alma hakkının olduğu bir alan. Aynı zamanda haber sunma hakkının, haber verme hakkının aracı olan mekanizma basının kendisi. Toplum çünkü basın üzerinden öğrenir. Nerede ne oluyor, hangi olay gerçekleşti, iktidarın politik tavırları nedir, uygulamaları nedir, kime karşı haksızlık yapılıyor. Bütün bunları öğreneceğimiz kanallar aslında basın. Ama onun dışında geri kalan internet yayıncılığı üzerinden yayın yapan, sosyal medyayı kullanan yaygın bir aslında gazeteci örgütlenmesi var. Ve birbirlerine dayanışarak yapıyorlar bunu. Asıl şeyimiz budur. Çünkü kimse habercilikten dolayı nefret suçu işlemediği sürece, ırkçılık yapmadığı sürece gözaltına alınamaz, tutuklanamaz. Hangi düşünceyi olursa olsun açıkça bir halka yönelik ya da bir insana yönelik saldırıyı meşrulaştırmadığı sürece gazeteciliğin, basının özgür olması gerekir.